Evet, şimdi arkadaşlar kazanım testinin son 4 sorusuna geldik. Hadi hocam birlikte çözelim. 9 numaralı soru. Rakamların yazılı olduğu aynı özellikteki kartların bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir kartta yazan rakam için aşağıdaki hangisinin olma olasılığı daha azdır? Şimdi arkadaşlar rakam dediği zaman rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yani 10 tane rakam var. 0'ı unutmamanız gerekiyor. Şimdi diyor ki hangisinin gelme olasılığı daha azdır? Çift olma olasılığı. Çift sayılar 2, 4, 6, 8 ve 0 sayıları çiftler. Kaç tane çiftler? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman çift gelme olasılığı 10 tane de 5 tane. 1 bölü 2. Tek gelme olasılığı ne? Onlarda 1, 3, 5, 7 ve 9 sayıları. Bunlar da tek. Tekler yine 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 bölü 10. Bunların olasılıkları aynıymış. 1 bölü 2'ymiş. Şimdi bunlara da 1 bölü 2 yazayım da neden 1 bölü 2 yazdım anlaşılsın. 7'den büyük olma olasılığı. 7'den büyük demek ne demek? 8 olabilir, 9 olabilir demek. 7'den büyük olma olasılığı 8 ve 9 olabiliyor. 2 tane, 10 tane de 2 tane. Bu 1 bölü 5 olasılıklı. 3'ten küçük olma olasılığı. Bakın 3'ten küçük deyince 1 ile 2 düşünüyor bazı arkadaşlar. Ama 0 da bu rakamlarda olduğu için işin içine 0 giriyor. Ondan dolayı ne oluyor? 3 bölü 10 oluyor. Dolayısıyla 0'ı düşündüğünde bakın şimdi burada sadeleştirmek mantıklı değilmiş. Bu sadeleştirmeni kaldırırsan hangisinin daha küçük olduğunu daha iyi görürsün. 10'da 5, 10'da 5, 10'da 3, 10'da 2. Daha az gelme olasılığı 10'da 2 ile Ceyhan'mış 7'den büyük olma. Şimdi geldik 10 numaraya. Aşağıdaki olaylardan hangisi imkansız olaya örnek olarak verilmiştir? Şimdi imkansız olay olasılığı 0 olan olaydır. Haftanın günlerin yazılı olduğu kartlarda rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olma olasılığı. Yani günlerin isimlerini iyi bilen bir öğrenci olmak zorundasın. Mesela 4 harfli gün kim var? Salı var arkadaşım mesela. Cuma var. Bu 4 harfli. O zaman 4 harfli olma olasılığı imkansız değil. Geldik. İmkansız değil. Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olma olasılığı. Yani 6. sınıfların yaşı kaçtır hocam? 11, 12 değil mi? 11, 12, 7'ler, 8'ler. Yani 15'ten küçük hepsi hemen hemen hepsi öyle. Onun için bu da imkansız değil. Rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı. Hocam rakam diyorsun, iki basamaklı diyorsun. Rakamlar neydi? Tek basamaklı olan bu şekillerin hepsiydi. O zaman rakam deyip rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı rakam yok ki. Onun için bu imkansız olay. Sıfır. İmkansız olay. Onun için bu Ceyhan doğru. Ama yine de Denizli'ye bakalım. Akdeniz bölgesinin illerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ilin A harfiyle başlaması olayı. Şimdi A harfiyle başlayan Akdeniz illeri kimdi? Adana'ydı. Bir de neydi? Antalya'ydı. En sevdiğimiz illerden biri Adana ve Antalya. O zaman ne yapıyoruz? O zaman bu da imkansız bir olay değil. 12 Ceyhan doğru cevap. 11 numara. Evet hocam. Bir olayın olma olasılığının değeri aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili ne demiştik? Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasındadır. En küçük 0'dır. En büyük 1'dir demiştik. Bakıyorum 6 bölü 5 bölü 6 da 0 ile 1 arasındaki bir sayıdır. O zaman bu da olabilir. Demek ki bileşik kesir olan 7 bölü 6 birden büyük olduğuna göre olamaz diyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. İmkansız bir olayın olasılık değeri 0'dır. İmkansız olayın olasılık değeri 0'dır. Bu doğru. Bir olayın olasılık değeri 1 ise kesin olaydır. Kesin olay 1'dir, imkansız olay 0'dır. Sürekli söylüyoruz. Bu da doğru. Bir olayın olasılık değeri 1'den büyük olabilir. Biraz önce söylemiştik. Bir olayın olma olasılığı 0 ile 1 arasında olmalı. En küçük 0 olabilir, en büyük de 1 olabilir diye. Yanlış olan buymuş. Yine D şıkkına da bakalım. Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olmama olasılığı
bulunabilir. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir olayın olma olasılığını tüm eksi istenmeyenden, yani bir eksi bir olayın istenme olma olasılığını çıkartırsak A olayının olmama olasılığını buluruz. Evet. O zaman bu da doğrudur. O zaman cevap C şık. Evet. Ben de böyle göbeğimi içime çekiyorum. Güzel görüneyim diye ama. Evet. Arkadaşlar sorular bitti artık. Öbür testte görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.